400-500 bin rakamı arasında gezen bir sayı var. Ne okutabilmişiz, ne meslek sahibi yapabilmişiz. Genç işsizliğinden bahsediyoruz İstanbul'da. Burada vahim olan şu aslında, eğitim de verebilmiş değiliz o genç arkadaşlarımıza, meslek de öğretememişiz. Yani hayata dair yolculuğu belli değil. Nasıl bu sorunun altından kalkacaksınız? Köklü bir sorun. Tabii bir başka konu işe alımlardaki yaşananlar. Torpil, liyakat, adamcılık, kayırmacılık, bütün bunlar ülkeye duyulan güveni sarsan duygular. Bunu yok etmemiz lazım. Ve gerçekten büyük bir vebal. Ben bu vebali asla taşımayan bir yönetici olacağım. Hangi, nerede olursam olayım, bu vebali asla taşımayacağım. Kim ne hak ediyorsa yolculuğuna o yürüsün, kazansın ve basamakları tırmansın istiyorum. O zaman bu ülkede kesinlikle ve kesinlikle başarı da kaçınılmaz olur. Tabii tüm bunların yanında özellikle ülkemizde işsizliği konuşuyoruz, torpilik, adam kayırmacılığı konuşuyoruz ama biraz da magazin yapalım. Sadece onunla da yetinmiyoruz. Başka sorunlarla da karşılaşıyor gençler. Yaşam biçimlerine, eğlencelerine, festivallerine, hatta konserlerine kadar müdahale edilir oldu artık. Gençlerin istediği sanatçıları birileri istemezlik diyor ve reddedebiliyor. Ama bu sıkışmışlığı aşacağız. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin hangi beldesinde olursa olsun sıkışmışlığını aşacak, kendini özgür hissedeceği, örnekleri görecekleri yüzlerce belediyeleri hala var. Bunların başında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Özgürlük alanınız burada mevcut. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bütün gençlere söz veriyoruz. Kesinlikle geleceğe ümitle bakınız. Az kaldı. Sizin gücünüzün farkında olan yönetimle, bu ülkenin değeri olduğunuzun farkında olan ve sizlere bir zemin hazırlandığında onu çok daha ileriye taşıyacağınızın da farkında olan bir yönetimle buluşacaksınız. Bundan hiç kuşku duymayın. Aynı zamanda bu kavuşacaksınız derken önümüzdeki sürecin ana belirleyicisinin de gençler olduğunun altını çizmek isterim. Sakın, sakın ama sakın beni ilgilendirmez demeyin. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa gençliği ve gençleri bu kadar çok ilgilendiren bir sürecin içindeyiz. Hayatınızın belirlenmesinde çok etkin rol almanız gerekiyor. Kalbinizden geçiyorsa siyasetin de yolculuğunu zorlayın. Bunda bir sorun yok. Ama illa siyasetçi olmaktan, siyasetle ilgilenmekten, bir siyasi partinin mensubu olmaktan bahsetmiyorum. Sizler toplumun karakterli, adalet isteyen, eşitlik isteyen, hakkım ise istiyorum, hakkım değilse de istemiyorum diyecek o cesur yürekler olarak sürece dair ilginizi ortaya koyun, bilginizi ortaya koyun. Bu seferberlik sürecinde yaşadıklarınızı ve yaşamak istediklerinizi ilgililere ya da yaşıtlarınıza ya da ailelerinize anlatın. Göreceksiniz, doğru karar çıkacak o sandıktan. Ve bu doğru kararın sizler mimarı olacaksınız. Ben oy kullanan gençlerin, yani 18 yaş üstü gençlerin etkisi kadar önümüzdeki süreçte 18 yaş altı diyorum, limit koymuyorum. Yani bir evde 3-4 yaşındaki çocuğun bile etkili olabileceğinin altını çizeyim. Ben ilk seçim, az önce Arnavutluk Cumhurbaşkanı ziyaretime geldi. Sizin ayrı bir yeriniz var dedi. Bir seçim için iki defa seçim kazanan başka bir belediye başkanı tanımadım dedi. Öyle bir espriyle beni karşıladı. Dolayısıyla ilk seçim diyorum. İlk seçimden hemen sonra
İstiklal Caddesi'nde, daha doğrusu sabahın çok erken bir vaktinde İETT kurumumuzda bir toplantı yaptım. Çıktık, yürüyerek gidelim istedim. Yine Taksim civarında bir toplantımız daha vardı. Tabii kurumu tanıyoruz, kurumun içine giriyoruz. Bir de tabii çok böyle tartışmalı bir dönem. Henüz süreçlere hakim değiliz. Onun için bir orada toplantı, bir burada toplantı koşturuyoruz. Yolda giderken bir çocuk babasının şeyine asılıyor, ceketine. Ve kıymetli vekilim öyle bir asılıyor ki gördüm, yani ısrarla asılıyor. Ne istiyor oğlunuz dedim. Babası dedi ki vallahi sizinle fotoğraf çekilmeyi bırakın dedim, çekilsin Allah aşkına. Neyse çocuk geldi, bacağıma sarıldı. Ben eğildim, neyse böyle aynı seviyede fotoğrafımızı çekildik. Babası eğildi kulağıma, dedi ki ikimiz de anne baba sana oy vermeyecektik ama bizi bu çocuk ikna etti dedi. Allah sizi inandırsın, 5 ya da 6 yaşında. 5 ya da 6 yaşında. Hatta ben babasının abarttıysa babası abarttı. Bir daha da birbirimizi görmedik. Telefon alışverişi de yapmadık. Hatta dedi ki ya dedi kabine kadar yanımıza girdi. Nereye oy atacaksınız göreceğim dedi. 5 yaşında ya da 6 yaşında. Çünkü çocuklar ne yazık ki siyaseti takip ediyor. Yani gençler kadar takip, ne yazık ki yani. Keşke gerçek gündemleri, yani işsizliği, şunu bunu, eğitimi, onların zevklerini, kültürü, sanatı konuşabilsek yoğunlukla, ama bu konuşuluyor. Bunları izliyorlar. Ha, televizyonu izlerken uzun süre biplemek zorunda da kalıyoruz yapılan hakaretlerden dolayı. O hakaretleri yapan devlet dili olamaz. O hakaretleri yapan dil devlet dili olamaz. Dolayısıyla bütün toplumun belediye başkanıyız. Kaldı ki dün bana Galatasaray Üniversitesi'nde gençler sordular. İşe geleceğim, istihdama geleceğim ama istihdam buradan geçiyor. Bunları anlamak lazım. Ya işte şöyle bir hata yaptınız. Malum işte birkaç cümle hatamız oluyor. Allah korusun. Ama ben insanım yani. Hata yapabilirim. Ama insanım demekle yetmez. İnsan olmanın başka bir boyutu daha var. Hata yapabilirsin ama erdemli bir insan olarak özür dilemelisin. Özür dilemelisin. Çıkıp özür dilemelisin. Ben de dilerim yani. Bir daha yapayım, bir daha dilerim. Aynı hatayı yapmamak da ayrı bir erdemdir. Aynı hataları devam ettirmemek de ayrı bir erdemdir. O bakımdan biz bütün bu bakış açısıyla gençlerimizin önümüzdeki süreçte, çocukların dahi ilgileneceği bu süreçte etkin bireyler olmaya sizleri davet ediyoruz. İşsizlik sorunu sadece İstanbul için derin bir yoksulluk, işsizlik değil, daha derinini, daha sıkıntılı halini Anadolu'nun ve Trakya'nın coğrafyalarında da yaşıyoruz. Geçen hafta sonu Van'daydım. Van'ın yaş ortalaması 24. 24. Bu arada Türkiye'de yaş ortalaması 19 olan şehrimiz de var. 19 küsür. Son TÜİK verisi Şanlıurfa. 2,5 milyon nüfusu var. Yaş ortalaması 19. Van'ın 24, Türkiye'nin 33. Ve orada da en önemli sorun, en önemli sorun eğitim. Eğitim alamayan çocuklar, gençler ve işsizlik. Ama çok asil duygularla karşılaştım. Bana bayıldım bu arada. Yani böyle güzel bir coğrafya, hak ettiğinin bu kadar altında bir ekonomik seviyede olmamalı. Van nüfus olarak ülkenin 21. şehri, genç nüfus olarak düşünsenize 24 yaş ortalaması var. Ekonomi sıralamasında, yani ekonomik gelişmişlik sıralamasında Türkiye'de 70 küsürüncü. Olacak şey değil.